Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. 9. sınıf biyoloji dersi 1. dönem 2. yazılıya hazırlık yapıyoruz. Gençler, tabii ki öğretmenlerinizin okulda sorabileceği sorulara çok yakın sorular seçerek bir yazılı provası hazırladık. Yazılı sorularını çözerken aralarda ben size küçük ipuçları, küçük konu anlatımları da yapacağım tabii ki. Öğretmeniniz böyle sormaz da şöyle sorarsa dikkat edin, böyle cevap verin diyeceğim. Ufak bir konu anlatımı da başında olacak. Yazılı kampımızda zaten dördüncü yazılımıza kadar yani biyoloji yazılımıza kadar geldik. Yarın Türk Dili ve Edebiyatı bir sonraki günde İngilizce ve din hazırlık videoları karşınızda olacak gençler. Tonguç Plus'ta da biliyorsunuz yazılı provaları var. Oradan da tabii ki üye olup e, yazılı provalarına çalışabilirsiniz diyeyim. Hocam yazılı konuların neresi? Nereden nereye sorumluyuz diye de soracak olursanız biliyorsunuz 9. sınıfın ilk ünitesi yaşam bilimi biyoloji dediğimiz üniteydi. Yaşam bilimi biyoloji ünitesini bitirmiştik. Yani birinci üniteden komple sorumlusunuz gençler. Hücre ünitesinde de hücre zarı ve organeller kısmından okulda gördüğünüz için sorumlusunuz. Hemen akıl notlarını da göstermiş olayım gençler. 9. sınıf 1. dönem akıl notlarımız var. Akıl notlarında da yazılıya girmeden önce küçük küçük provalar bulabilirsiniz. Küçük püf noktalarını tabii ki akıl notları içerisine koyduk. Mesela şu kutulara baktığın zaman enerji veren organik bileşiklerin hem kullanım sırasını hem enerji verme miktarını görüyorsun. Yazılıdan önce tüm dersler için akıl notlarını kullanabilirsiniz diyeyim. Hazırsanız başlayalım. Şimdi ilk olarak yazılı konularından biraz bahsedeyim. Gençler dediğim gibi 9. sınıfta 3 tane ünitemiz var. Bunlardan birincisi yaşam bilimi biyoloji adını verdiğimiz ünitemiz. ikinci ünite hücre ünitesi. Üçüncü ünitemiz ise canlılar dünyası. Hücre ünitesini de yarıladık. Organellerin hemen hemen sonuna kadar tüm okullarda gelinildi. İkinci dönemde de hücre zarından madde alışverişleri görülecek. Canlıların ortak özellikleri yaşam bilimi biyoloji ünitesinin ilk konusuydu. Can canlıları hücresel yapı bakımından gruplandırabiliyorduk. Prokaryot hücre yapısına sahip olanlar ve ökaryot hücre yapısına sahip olanlar vardı. Prokaryotla ökaryotun ortak olarak bulundurduğu bazı yapılar vardı. Kimlerdi bunlar? DNA, RNA, ribozom, hücre zarı ve sitoplazma ikisinde de ortak olarak bulunuyordu. İkisinin arasındaki farka bakacak olursak ökaryotlar daha gelişmiş hücrelerdi. DNA'nın etrafı bir zarla çevriliydi yani çekirdekli hücrelerden bahsediyorduk. Aynı zamanda zarlı organellerde ökaryotlarda bulunabiliyordu. Prokaryotlar bakteriler ve arkeler alemindeki canlılardı. Protistler, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar ökaryot hücre yapısına sahipti. Beslenme bakımından da canlıları ikiye ayırabiliyorduk. Kendi besini kendi üreten canlılara ototrof beslenen canlılar diyorduk. Besini dışarıdan hazır olarak alan canlılar vardı. Bunlarda heterotrof beslenme özelliğine sahipti. Solunum bakımından da canlıları üçe ayırabiliyorduk. Beslenmek ve solunum yapmaktaki amacımız ATP üretmekti. Solunum bakımından canlıların bazıları oksijenli solunum yapıyordu, bazıları oksijensiz solunum yapıyordu, bazıları da fermentasyon dediğimiz olayı gerçekleştirerek ATP ihtiyacını karşılıyordu. Boşaltım yine tüm canlılarda ortaktı. Her canlı atığını dışarıya atmak isteyecek bazı canlılar bunun için sistem geliştirmiş durumdalar. Yani böbrek, mesane, üreter gibi bir sistem var. Bazı canlılarda tek hücreli, adam tek hücreli olduğu için hücre zarından dışarıya attığı zaman zaten uzaklaştırmış oluyor atığını. Hareket etmek de tüm canlılarda ortaktı. Mesela hayvanlar alemindeki canlılar tabii ki aktif olarak yer değiştirme hareketi gerçekleştirebiliyor. Ama bitkiler alemindeki canlılar da hareket edecek. Bitkiler alemin Canlıların köklerinin mesela suya doğru büyümesi yaprağının mesela güneşe doğru büyümesi pasif hareket ettiğini gösterir yönelim hareketi dediğimiz hareketler görülüyordu adaptasyon uyum anlamına geliyordu tüm canlılar adapte olabildiği uyum sağlayabildiği ortamda yaşardı mesela çölde yaşayan bitkilerin gövdesi su depolama özelliğine sahipti yaprak ayası dardı nemli ortam bitkilerinde yaprak ayaları daha geniş yapıyordu oluyordu. Üreme de yıldız atalım canlıların ortak özelliklerinden biriydi. Üremek canlıların ortak özelliği ama bireyin hayatına devam edebilmesi için üremesi şart değil. Benim çocuğum olmasa da hayatıma devam edebilirim. İnsan türünün neslin devam edebilmesi için üremek şart. Büyüme ve gelişme dediğimiz zaman da tek hücreli ve çok hücreli kavramında asla biraz karışıklık olabiliyordu. Tek hücreli bir canlıya baktığımız zaman hücrenin hacmini ve kütlesini arttırdığı zaman ne yapmış demektir gençler? Büyümüş demektir. Gelişmiş demektir. Çok hücreli canlılarda ise hücre sayısını arttırma, hücrelerin hacmini ve kütlesini arttırma tabii ki büyüme ve gelişmeyi sağlamış olacaktır. Büyüme ne demek? Gelişme ne demek? Büyüme orada hacim ve kütlenin artması, gelişme fonksiyonel olgunlaşma. Örnek üstünden daha iyi anlıyoruz. Bebiş doğdu. Bebişin bacağının boyu uzadıysa bacağı büyümüş demektir. Bacağı üstüne basarak yürüyebilecek hale geldiyse bacağı gelişmiş demektir kime etki gösterirsen o canlı mutlaka etkiye karşı tepki verecektir. Homeostasiye kararlı iç dengeye sahip olmak da canlıların ortak özelliklerinden bir tanesi. Canlılar homeostasisini korumak yani kararlı iç dengesini korumak için zaten tüm olayları gerçekleştiriyorlar. Bunun haricinde neden bahsedebiliriz? Metabolizmadan bahsedebiliriz. Canlı vücudunda gerçekleşen yapım ve yıkım tepkimelerinin tamamı birden metabolizma ismini veriyorduk. Anabolik tepkimeler vardı yapım tepkimeleri. Katabolik tepkimeler vardı yıkım tepkimeleri. Analar yapıcı kaynanalar yıkıcıdır oradan aklımızda kalabilir demiştik. Bunun haricinde organizasyona sahip olmak da tabii ki tüm canlılarda ortak olarak görülecek. Bir hücre Prokaryotsa içinde sadece DNA, RNA, ribozom varsa da organizasyon görülecek. DNA, RNA'dan, RNA, ribozomdan bağımsız kafasına göre takılamaz. İçeride mutlaka bir uyum olmak zorunda. Benim de dalağım böbreğimden, böbreğim midemden, midem pankreasından bağımsız çalışamaz. İçeride organize oluyorlar. Canlıların ortak özelliklerinden sonra canlıların temel bileşenleri kısmına geçmiştik gençler. Canlıların temel bileşenlerini de inorganik bileşikler ve organik bileşikler olarak ikiye ayırıyorduk. İnorganik bileşikler hiç kimsenin sentezleyemediği herkesin doğadan hazır olarak aldığı. Bileşiklerde temel element olarak yapılarında karbon bulundurmuyorlardı. Canlı vücudunda en fazla bulunan Bileşik tabii ki sudur. Metabolik faaliyetlerin gerçekleşebilmesi için suya ihtiyaç var. Sindirim tepkimelerinde su kullanılıyor. Besinlerin taşınabilmesi için, vücut sıcaklığının ayarlanabilmesi için, atıkların uzaklaştırılabilmesi için suya ihtiyaç var. Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verenlere asit, suda çözündüğünde OH yani hidroksil iyonu verenlere baz ismini veriyorduk. Asitler turnusol kağıdını kırmızıya, bazlar mavi mora çevirilmiş çevirmiş oluyordu Asitlerin ve bazların birleşmesi, nötralleşme sonucunda da tuzlar meydana geliyordu. Hidroklorik asit gibi kuvvetli bir asidi NaOH gibi kuvvetli bir bazı birleştirdiğimiz zaman NaCl dediğimiz sofra tuzu meydana geliyordu. Mineral maddeler de kimyacının bize periyodik cetvelde öğrettiği elementlerin hepsine birden biyolojide mineral madde deniyordu. Sodyum, potasyum, magnezyum, flor, klor, brom, iyot bunların hepsi birer mineral madde. Mineral maddeleri vücuduma yeterli düzeyde alamazsam eksiklik belirtilerinden dolayı çeşitli aksaklıklar oluşabilir hastalıklar meydana gelebilir mineraller enzimlerin yapısına katılabiliyor ben o minerali alamazsam enzim senteziyle de ilgili sorun yaşarım. Organik bileşikler canlı vücudunda sentezlenebilen bileşiklerdi. Bunlardan karbonhidratlar, lipitler ve proteinler enerji verici organik bileşiklerdi. Karbonhidratlar yani şekerler enerji ihtiyacının karşılanmasında birinci sırada kullanılırdı. Karbonhidratlardan enerjimi elde ettim. Karbonhidrat biterse yağların kapısını çalıyordum. Onlar da biterse proteinlerin kapısını çalıyordum. En çok enerji veren organik bileşikler lipitlerdi ama lipitleri yakmak daha zordu. Karbonhidratlar en az enerji veriyor. İlk sırada kullanıyorum çünkü onları yakmak çok kolaydı. Karbonhidratlar şekerlerdi. Yapısında bulunan şeker sayısına göre de monosakkarit, disakkarit, polisakkarit gibi gruplara ayrılıyorlardı. Yapı taşlarına monosakkarit demiştik. Glikozit bağı ile birbirlerine bağlanıyordu. Lipitler yağlar dediğimiz zaman da iki tane yapı taşından bahsedebilirdik. Yağ asidi ve gliserolden. Bunları birbirine bağlayan ester bağı dediğimiz bağ vardı. Trigliseritler, fosfolipitler ve steroidler olmak üzere üç çeşitli lipitimiz vardı. Trigliserit bitkilerde ve hayvanlarda yağın depo şekli oluyordu. Fosfolipitler hücre zarının yapısına katılıyordu. Steroidler ise üreme hormonlarının, östrojenin, testosteronun yapısına katılıyordu. Kolesterol de steroid yapılı bir yağdı. Proteinlere baktığımız zaman yapı birimleri amino asitlerdi. Amino asitler birbirlerine peptit bağıyla bağlanıyorlardı. Protein sentezi gerçekleşmiş oluyordu. Doğada 22 çeşit canlı vücudunda 20 çeşit amino asit vardı. Bunlardan bazılarını ben sentezleyemiyordum, bitkilerden alıyordum. Ben sentezleyemeyip bitkiden alıyorsam onun başına ne yazacağım? Temel, esansiyel, zorunlu yazacağım. Aynı şey yağ asitleri için de geçerliydi. Protein sentezine mutlaka kim şifre verecek? DNA. Diyecek ki ben sana şifre veriyorum ona göre diz. O yüzden de canlıların akrabalık derecesine bakılırken DNA benzerliğine bakmak lazım ya protein benzerliğine de bakabiliyoruz. Enzimler dediğimiz zaman muhteşem dört özelliği unutmuyorsun. Aktivasyon enerjisi diye bir enerji vardı. Bir tepkimenin gerçekleşebilmesi için gerekli minimum enerji miktarıydı. Enzimler tepkimeye girerek aktivasyon enerjisini düşüren, tepkimeyi hızlandıran, tepkimeden hiç bozulmadan çıkan, tekrar tekrar kullanılabilen organik maddelerdir gençler enzimlerin tabii ki bağlandığı maddeler olacaktı. Enzimin bağlandığı maddelere de sub substrat ismini veriyorduk. Enzimle substrat arasında da anahtar kilit uyumu vardı. Vitaminlerin çoğunu insanlar sentezleyemiyor ama bakteriler bitkiler sentezleyebiliyor. O yüzden organik bileşikler içinde yer alacak. Vitaminlerin yapı taşı ne dersem hocam yok ki vitaminler zaten küçük yani hücre zarından doğrudan geçebilir diyeceksin. Vitaminleri de kendi içinde suda çözünen vitaminler ve yağda çözünen vitaminler olmak üzere ikiye ayırmıştık. Suda çözünen vitaminler vücutta depolanabilir. Fazlası idrarla dışarıya atılıyordu. Bebişler suda bıcı bıcı yapar. B ve C vitamini suda çözünen vitamindi. ADEK, A, D, E, K vitaminleri yağda çözünen vitaminlerdi. Yağda çözünen vitaminleri karaciğerimizde ve yağ dokumuzda tabii ki depolayabiliyoruz. Eksiklik belirtileri daha geç görülecek. Hormonlar ise PPM denilen böyle çok küçük birimlerle sentezleyen vücutta düzenleyici görevi olan organik moleküllerdir. Kan veya vücut sıvısıyla taşınıp hedef hücrede değişikliğe sebep oluyorlardı. Nükleik asitlerle DNA ve RNA'yı kastediyorduk. Deoksiribonükleik asit ve ribonükleik asidimiz vardı. Bunlar nükleotit adı verilen birimlerden oluşurlardı. DNA'da adenin, timin, guanin, stozin. RNA'da adenin, urasil, guanin, stozin olurdu. Timin varsa DNA, urasil varsa RNA demiştik. DNA'nın şekeri deoksiriboz, RNA'nın şekeri ribozdu. Fosfat grubu ikisinde de ortak olarak bulunuyordu. DNA çift sarmallıydı. RNA tek zincirden meydana gelişti geliyordu. ATP ise adenin, 5 karbonlu riboz ve 3 tane fosfattan meydana geliyor. Canlılarda enerjinin kullanılabilir formuydu. ATP sentezi tüm hücrelerde gerçekleşecek. Çünkü ATP hücreden hücreye transfer edilemez, depolanamaz. Bu nedenle solunum tepkimeleri hücrelerde devamlı olarak gerçekleşmek zorundaydı. 2. ünitemiz olarak hücre ünitesine geçmiştik. Prokaryot ve ökaryot hücre farkından burada da bahsetmiştik. Prokaryot hücrelerle ökaryot hücrelere baktığımız zaman prokaryotlarda çift zincirli halkasal bir DNA. Ökaryotlarda ise helix şeklinde çift zincirli bir DNA vardı. Yani iki ucu birbirine bağlı değildi. RNA da yine ikisinde ortaktı. Protein sentezinin gerçekleştiği ribozom organeli de ortaktı. Hücre zarı ve sitoplazma da ortak olarak bulunuyor. Ökaryotlarda DNA'nın etrafında bir zarla çevrili yani ökaryotlar çekirdekli hücreler endoplazmik retikulum olsun mitokondri olsun golge olsun koful olsun bunlar ökaryotlarda var prokaryotlarda yok. Protistalar, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar ökaryot yani gelişmiş yapıya sahipler. Bakteriler ve arkeler prokaryot hücre yapısına sahip. Unutma üçüncü ünitemiz yani ikinci dönemde canlılar dünyasını göreceğiz. Bu alemdeki canlıları tek tek açacağız. O zaman mesela ben size diyeceğim ki bakteriler alemi hücresel yapısı nedir? Diyeceksiniz ki ya hocam söylemedin. Söylemez olur muyum? Kaç kere söyledik daha önceki ünitelerde. Aslında bilgileri terse çevirip tekrar tekrar kullanacağız gençler bakteriler prokaryottur hocam şu şusu, şusu şusu bulunur başka da hiçbir şey bulunmaz diyeceksiniz mesela hücre organellerine geçmeden önce hücreyi inceleyecek olursak içten dışa doğru incelememizi gerçekleştirebiliriz. Ökaryot bir hücreye bakacak olursak ortada kimin yer alması gerekiyor? Çekirdek. Çekirdek zarıyla hücre zarı arasında kalan kısmın tamamı da sitoplazmadır gençler. Şurası da hücre zarı dediğimiz kısım olacak. O zaman çekirdekle başlamış olalım. Çekirdeğe baktığımız zaman çekirdeğin etrafını saran çekirdek zarı adını verdiğimiz bir yapının olduğunu görüyoruz. Hücre zarındaki delikler gibi çekirdek zarında da delikler var. Madde alışverişi gerçekleşiyor. Çekirdek zarındaki delikler hücre zarındaki deliklerden daha büyük çekirdeğin bir sıvı kısmı var. Bir de içeride DNA'nın etrafını proteinlerin sarmasıyla ve katlanmasıyla oluşan kromotin iplik dediğimiz sanki böyle parmağımın arasında bir ipliği büzüştürmüşüm gibi duran genetik materyalimiz var. Çekirdekten sonra çekirdek zarı ile hücre zarı arasında kalan kısmın tamamına birden sitoplazma demiştik ya. Sitoplazmanın tabii ki bir sıvı kısmı olacak. Sıvı kısmına sitozol ismini vereceğiz. Aynı zamanda hücre de özelleşmiş görevleri üstlenmiş yapılar olacak. Bunlara organeller diyeceğiz. Bir de hücre iskeleti elemanlarından bahsedeceğiz gençler. Hücre iskeleti elemanları aslında protein ipliklerdir. Buranın belli bir kıvamda sitoplazmanın o yarı akışkan kıvamının oluşmasını sağlıyor. Organelleri de zarsız organeller tek katlı zarlı organeller ve çift katlı zarlı organeller diye üçe ayıracağız. Zarsız organellerimiz ribozom ve sentrozomdur. Yapıştır. Ribozom

tüm canlılarda var. Çünkü prokaryotta da var, ökaryotta da var. Protein sentezinin gerçekleştiği organel prokaryotlarda sitoplazmada serbest halde bulunuyor. Ökaryot canlılarda ERN'in üstünde var, mitokondride var, kloroplastta var, çekirdek zarının üstünde var. Sitoplazmada tabii ki serbest halde de bulunabiliyor. Sentrozom özellikle hayvansal hücrelerde hücre bölünmesi sırasında iyi ipliklerinin oluşumunu sağlayan organel organeldir gençler. Tek zarlı organellerimizden diğeri de endoplazmik retikulum dediğimiz kıs organeldir. Endoplazmik retikuluma da baktığımız zaman aslında çekirdek zarı ondan meydana geliyor. Hücre zarıyla çekirdek zarı arasında uzanan kanalcık ve borucuk sistemi bizim için endoplazmik retikulumdur. Madde taşınmasını gerçekleştirecek, burayı odalara bölecek, asidik ve bazik tepkimeler birbirinden ayrı noktalarda gerçekleşmiş olacak. Aynı zamanda hücrenin iskeleti gibi de görev yapacak. Yani hücreye mekanik desteklik de sağlayacak çekirdeğe yakın olan kısımlarında genellikle üstünde ribozom taşıyacak. Üstünde ribozom taşıyanlara granüllü endoplazmik retikulum, taşımayanlara düz endoplazmik retikulum diyeceğiz. Endoplazmik retikulumdan bir parça koptu, salgılama paketleme işini gerçekleştiriyor. O zaman da Golgi aygıtından bahsedeceğiz. Mesela ben çok hızlı konuştuğum için Hemen bir yutkunayım. Ağzında tükürük salgısı çok birikiyor. Tükürük salgısının üretildiği hücreler tükürük bir salgı olduğuna göre golgi miktarına bakımından zengindir. Hormon üretenlerde, süt üretende, gözyaşı üretende yani salgı üretenlerde tabii ki golgi miktarı fazla olacak. Lizozom dediğimiz zaman içinde sindirim enzimleri var. Etrafı bir zarla çevrili olan bir organelden bahsediyoruz. Kofulun çeşitli e, çeşitleri vardı diyeyim. Mesela içerisinde besin bulunduruyorsa besin kofulu atık bulunduruyorsa boşaltım kofulu ismini verebiliyorduk. Kontraktil koful adını verdiğimiz bir koful vardı. Tatlı sularda yaşayan tek hücrelilerde bulunuyordu. Su içeriye girdiği zaman fazla suyun dışarıya atılmasını sağlıyordu. Peroksizom da zehirli maddelerin zehirsiz hale getirilmesini sağlayan enzimleri bulunduran bir organeldi. Mitokondri ökaryot hücrelerde oksijenli solunum tepkimelerinin gerçekleştiği çift zarlı bir organeldi. Kendine ait DNA'sı, RNA'sı ribozomu vardı. İçindeki sıvı kısma matriks, zar kısmına ise krista adını veriyorduk. Plastit de bitkilerde, alplerde bulunacaktı. Kloroplast, kromoplast ve lokoplast olmak üzere 3 çeşit plastitimiz var. Kloroplast fotosentez tepkimelerinin gerçekleştiği plastitti. İçerisinde kloro fil pigmenti bulunacaktı. Yine çift zarlı bir organel kendine ait DNA'sı RNA'sı ribozomu var. Sıvı kısmına stroma zar kısmına tilakoid zar ismini veriyorduk. Bu tilakoid zarlar da bir araya gelerek granumları meydana getirmiş oluyordu. Bitkilerin her yeri yeşil renkli değildi. Bitkilerde diğer renklerin oluşmasını sağlayan plastitler de vardı. Bunlara da kromoplast diyorduk. Mesela ayvanın sarı renkli havucun, turuncu renkli patlıcanın mor renkli görünüşlerinin mesini sağlayan kromoplastlardı. Lekoplastlar ise renksiz plastitlerdi. Bitkinin ışık görmeyen toprak altı kısımlarında bulunuyorlardı madde depoluyorlardı. Işık gördükleri zaman kloroplastlara dönüşebiliyorlardı diyeyim gençler. Hemen buradan hatırlatmalarımı yaptım. Sorularıma geçiş yapıyorum. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D harfi yanlış olanlara Y harfi koyunuz demiş. Tüm ökaryot çok hücreli iken tüm prokaryotlar tek hücrelidir demiş. Hemen hatırlatıyorum. Baktığımız zaman canlıları hücre sayısı bakımından ikiye ayırıyorduk. Yapısı bakımından sonra sayısı bakımından ikiye Ediyorduk. Prokaryot hücre yapısına sahip canlılarımız var. Ökaryot hücre yapısına sahip canlılarımız var. Prokaryotlar kimdi? Bakteriler ve arkeler alemindeki canlılar prokaryottu. Bugün çok söyledim. Protistler alemindekiler, bitkiler alemindekiler, mantarlar alemindekiler ve hayvanlar alemindekiler de ökaryot hücre yapısına sahipti. Bakterilerin tamamı tek hücreli. Arkeler tek hücreli. Protistlerin tek hücreli olanı da var. Çok hücreli olanı da var. Bir bitkilerin tamamı çok hücreli, mantarların tek olanı da var, çok olanı da var. Hayvanlar alemindeki canlılar ise çok hücreli canlılardır. O zaman şöyle bakacak olursak tüm ökaryotlar çok hücrelidir diyebilir miyim? Tabii ki hayır. Çünkü ökaryotların tek hücreli olanları da var. Mesela amip, euglena, paramesyum dediğimiz canlılar ökaryot tek hücreli canlılardır. Bu bizim için yanlış. Tek hücreli canlılarda hücre bölünmesi ile büyüme ve gelişme sağlanır demiş. Tek hücreli bir canlıyı düşündüğüm zaman hücre bölünmesi yaptığı zaman büyümüş, gelişmiş mi olur? Yoksa hücre bölünmesi yapınca üremiş mi olur? Tabii ki birey sayısı arttığı için üremiş olacak. Gençler bu da bizim için yanlış. Sulu çözeltilere hidrojen iyonu veren bileşikler asit. OH iyonu veren bileşikler bazdır diyor. Evet pH cetveli diye bir cetvelden bahsetmiştik. 0 ile 14 arasında yer alıyordu. 7 bunun orta noktasıydı. 7'den küçük olanlara asit, 7'den büyük olanlara baz diyorduk. Asitler turnusol kağıdını kırmızıya bazlar mavi mora çevirmiş oluyorlardı. Hidrojen iyonu verenlere tabii ki az. O asit OH iyonu verenlere de baz diyeceğiz. Su moleküllerinin birbirine çekmesine adezyon, bulunduğu yüzeye tutunmasına ise kohezyon ismi verilir demiş. Tersini yazmış. Suyu düşündüğümüz zaman mesela özellikle bitkilerde taşınmasını hayal edecek olursak bitkilerde taşınmasında iki tane kuvvetin etkisi vardı. Şunu kocaman ağaç olarak hayal et. Su molekülleri hem birbirleri üzerinde kopmayan bir zincir oluşturacaklar hem de bulundurdukları daha doğrusu taşıdıkları borulara tutunacaklar. Bunların birbirine kopmayan bir zincir halinde tutunmasına, birbirini çekmesine kohezyon, bulunduğu ortama tutunmasına, o borulara yapışmasına ise adezyon ismi verilir. Yani bu tanımın tam tersi olacak. Monosakkaritler arasında glikozit bağı, yağ asitleri ve gliserol arasında ester bağı, amino asitler arasında peptit bağı, nükleotitler arasında da fosfodiester bağı bulunur demiş. Bu bizim için doğru ama dört tane bilgiyi bir arada sormuş. Karbonhidratların arasında glikozit bağı, yağların arasında ester bağı, amino asitlerin arasında peptit bağı bulunacak. Nükleotitleri düşündüğün zaman şurası azotlu organik baz, burası 5 karbonhidrat karbonlu şeker burası fosfat. Azotlu organik baz 5 karbonlu şeker fosfat. Nükleotitleri birbirine bağlayan da fosfodiester bağı dediğimiz bağ olacaktı. Yani 4 bilgiyi bir arada vermiş ve doğru vermiş bir e, cümle gördük. Hemen tabii ki devam ediyorum doğru yanlışlarla. Canlı hücrelerde tüm metabolik olaylarda ATP harcanır demiş. Hadi oradan. Metabolik olaylara örnek verelim. Mesela senin büyük organik bir maddeni küçük organik bir maddeye dönüştürmen hidroliz tepkimesidir. Hidroliz tepkimeleri sırasında ATP harcanmaz. Örnek üstünden söyleyeyim. Diyelim ki senin proteinlerin var. Sen proteinlerini parçalayıp amino asitlere çeviriyorsun. En sayıda amino asite dönüştürüyorsun. büyük küçük yaptın. ATP harcanmaz ki bu da metabolik bir olay. Yani tüm metabolik olaylarda ATP harcanır tabii ki diyemeyiz. Stoplazmada organik, inorganik maddeler, organeller ve hücre iskeleti elemanları yer alır. Evet bize eskiden yanlış öğretiyorlardı. Hücre var içerisinde çekirdeği var. Çekirdek bir sıvı kısmı var şu içeride. Sıvı kısmına sitoplazma denir. Bir de burada organeller var diyorlardı. Aslında bu yanlış. Sitoplazma dediğin kısım neresi? Çekirdek zarıyla içerinin hücre zarına değen kısmı kadarının tamamı. Yani sitoplazma için ne diyebilirsin? Sitoplazmada bir sıvı kısım var. Sıvı kısma da hatta sitozol deniyor su, inorganik, organik maddeler yer alıyor. Aynı zamanda burada organeller var. Aynı zamanda hücre iskeleti elemanları, mikrotübüller, ara tübüller, mikrofilamentler var. O zaman sitoplazmada organik ve inorganik maddeler tabii ki yer alır. Su, mineral maddeler, organeller yer alır. Hücre iskeleti elemanları da tabii ki bulunur diyeceğiz. Gençler bu da bizim için doğru oldu. Lizozomdaki enzimlerin serbest kalmasıyla hücre hücrenin kendi kendini sindirmesine otoliz ismi verilir demiş. Bu da bizim için doğru bir bilgiydi. Lizozom dediğin zaman hücre içerisinde sindirim enzimleri taşıyan bir organelden bahsediyorduk. Bazen buradaki Organeller yaşlanır, iş yapamazdı. Yine lizozom devreye girer, bunları yok ederdi. Lizozom organelleri yok ederse biz buna otofaji ismini veriyorduk. Bazen de benim savunma sistemi hücrelerim gelir, buna öl emri verirlerdi. Öl emri verince lizozom kendini patlatıyordu. Böylelikle sindirim enzimleri ortalığa dağılıyordu. Sindirim enzimlerinin ortalığa dağılmasından dolayı da hücre kendi kendini parçalıyor intihar etmiş oluyordu. Bu olaya da tabii ki otoliz ismini veriyorduk. Hücredeki tek zarlı organeller mitokondri ve plastiklerdir. Az önce gruplandırmamızı yaptık. Hücrelerimizde bulunan organelleri zarsız organeller, tek zarlı organeller ve çift zarlı organeller olmak üzere gruplara ayırmıştık. Baktığımız zaman mitokondri ve plastikler tek zarlı değil çift zarlı organellere örnek oluyordu. Yani bu da bizim için yanlış oldu. Prokaryotlarda tüm zarsız organeller bulunur demiş. Zarsız organellerimiz kimdi? Ribozom ve sentrozomdan bahsediyorduk. Bakterilerde yani prokaryotlarda, arkelerde sentrozom bulunmaz tüm dediği için tabii ki yanlış diyeceğiz. Tatlı sularda yaşayan tüm canlılarda kontraktil koful bulunur demiş. Kontraktil koful da ne işe yarıyordu? Tatlı sularda yaşayan tek hücreli canlılarda su hep içeriye giriyordu. Bunlar da fazla suyu dışarıya atsın diye kontraktil koful denilen bir kofula sahiplerdi. Bu kontraktil koful sayesinde su dışarıya pompalanıyordu. Kimde? Tatlı suda yaşayan tek hücrelilerde. Yani amipte, öglena'da ve paramesyumda vardı bu yapı. Diğer canlılarda bunu göremeyeceğiz. Tatlı sularda yaşayan tüm canlılarda dediği için kabul etmedik. Biyolojide tüm devamlı sürekli herkeste kelimelerine dikkat edin gençler. Çünkü çok fazla canlı çeşitliliği olduğu için istisnalar her zaman karşımıza çıkabiliyor. Hayvan hücrelerinde çift zarlı organellerin tümü bulunur demiş. İnsanlar da hayvanlar aleminin içerisinde yer alıyor. Çift zarlı organellerimiz kloroplast ve mitokondriydi. Kloroplast ve mitokondriyi düşündüğümüz zaman mitokondri hayvansal hücrelerde var. Kloroplast, kromoplast, lokoplast gibi plastikler hayvansal hücrelerde bulunmaz ki. O zaman bu da bizim için yine yanlış oldu diyeyim. Gençler Buradan da boşluk doldurma sorularımıza geçiyorum. Aşağıda verilen boşlukları doldurunuz demiş gençler. Canlı vücudunda üretilemeyen, dışarıdan hazır olarak alınan bileşiklere ne ismini veriyorduk? inorganik bileşikler ismini veriyorduk. Hiçbir canlı tarafından sentezlenemiyor. Herkes tarafından hazır olarak alınıyordu. Yağda çözünen vitamin çeşitleri dıt dıt, suda çözünen vitamin çeşitleri dıt dıttır demiş. Vitaminleri kendi içerisinde ikiye ayırıyorduk. Vitaminlerin enerji vermediğini de hatırlatmış olayım. Karbonhidrat, yağ ve proteinler enerji verir. Vitaminler solunum tepkimelerine katılarak ATP sentezlenmesinde görev yapmaz. Suda çözünen vitamin çeşitleri bebişler suda ne yapıyorlardı? Bıcı bıcı B ve C vitaminleri suda çözünen vitaminlerdi. A, D, E ve K vitaminleri ise yağda çözünen vitaminlere örnekti. Bileşik enzimlerin yardımcı kısımları inorganik yapılıysa dıt dıt organik yapılıysa dıt dıt adını alır. Enzimleri hatırlayacak olursak enzimleri kendi içerisinde ikiye ayırmıştık. Bizim bir basit yapılı enzimlerimiz vardı. Bir de bileşik yapılı enzimlerimiz vardı. Basit yapılı enzimler sadece proteinden meydana geliyordu. Bileşik yapılı enzimlerde bir protein olan kısım vardı ki biz buraya apo enzim ismini veriyorduk gençler. Bir de yardımcı kısım dediğimiz kısım söz konusuydu. Yardımcı kısım inorganik yapılı olabilir, organik yapılı olabilir. İnorganik yapılıysa biz bu yardımcı kısma kofaktör diyorduk inorganik yapılıysa eğer organik yapılıysa vitamin gibi bir şey ise o zaman da koenzim almıştır diyorduk. Mutlaka bileşik enzimler yardımcı kısım olunca çalışabiliyordu. Yardımcı kısım olmayınca iş yapamıyordu. İnorganik yapılıysa ne ismini veriyormuşuz? Ko faktör ismini veriyoruz. Gençler organik yapılıysa ko enzim ismini vereceğiz. İnorganik yapılıysa yüzde 99 mineral bir madde almıştır. Sodyum, potasyum, magnezyum, flor, klor gibi. Koenzimse organik yapılı bir şey almıştır. %99 da aldığı şey vitamindir diyeyim. Bir molekül ATP'nin yapısında dıt 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 3 tane fosfat bağı bulunur demiş. Bir molekül ATP'nin yapısını düşündüğümüz zaman bir kere burada ne vardı? Adenin bulunmak zorundaydı. Yani yapıda Adenin bazı mutlaka bulunacak. Adenin bazına bağlı 5 karbonlu şekeri RNA ile aynıydı. Yani riboz şekeri dediğimiz şeker de bulunacak yapıda. Onu da hemen hatırlatmış olayım. Bir de buna bağlı olan fosfatlar yer alacak. Adenozin Adenozin monofosfat, adenozin difosfat, adenozin trifosfat yani ATP sentezlenmiş olacak. Hazır yeri gelmişken de bağlarını hatırlatayım. Adeninleri ribozun arasında glikozit bağı dediğimiz karbonhidratlarda da bulunan bağ vardı. Ribozla fosfatın arasında yağların da arasında bulunan ester bağı vardı. Fosfatların arasında ise yüksek enerjili fosfat bağı dediğimiz bağlar bulunuyordu. DNA'nın yapısındaki 5 karbonlu şeker zaten ismini oradan alınıyor alıyordu. DNA'nın uzun adı ne? Deoksiribonükleik asit yani DNA'nın yapısındaki şeker deoksiri, Siri boz şekeri dediğimiz şekerdi. RNA'nın yapısındaki ise uzun adı ne? Ribonükleik asit. Yani riboz şekeri dediğimiz şeker yapısında bulunuyordu. DNA ve RNA yapısında bulunan şekere göre isimlendirilmiş oluyordu. Enerji veren organik bileşiklerin enerji eldesinde kullanım sırasını sormuş. Kullanım sırasına baktığım zaman ilk önce gidip kimin kapısını çalacağım? Karbonhidratların kapısını çalacağım. Karbonhidratlar vücudumda biterse bu sefer de yağların kapısını çalacağım. Vücudumdaki lipitler de bitti, çok uzun süreli bir açlık yaşıyorsam bu sefer enerji ihtiyacımı proteinlerden karşılayacağım. Yani proteinlerin kapısını çalmış olacağım. Vitamin ve mineraller nokta nokta hücre içine alınırlar ve nokta nokta vermezler demiş. Vitamin ve mineraller sindirilmeden sindirilmeden hücre içine alınırlar. Sindirilmeden bir şeyin hücre içine alınabilmesi için onun küçük yapılı olması lazım. Bir şeyin küçük veya büyük yapılı olduğuna nasıl karar veriyorduk? Hücre zarında madde alışverişinin gerçekleştiği delikler yani porlar vardı. Bir şey pordan geçebiliyorsa küçük yapılı, geçemiyorsa büyük yapılıdır gençler. Vitamin ve mineraller de porlardan geçebilecek büyüklükte. Yani sindirilmeden doğrudan hücre içine alınıyorlar. Kesinlikle bunlar enerji vermezler. Bir şeyin enerji verebilmesi için oksijeni çektim, besinle yaktım. Buradan karbondioksit ve su çıkıyor ya. Aynı zamanda tabii ki ATP de üretiliyor. Bir şeyin besin olarak oksijenli solunumda yakılıp ATP'ye dönüşmesi lazım, enerji vermesi için vitamin ve mineraller vermez. Karbonhidrat, yağ ve proteinler verir. Enzimler reaksiyonlardan değişmeden çıkar ve tekrar tekrar kullanılabilirler. Çay kaşığı örneği vermiştim gençler. Mesela çay kaşığını hayal et. Ben sıcak bir çayı koydum. Şekeri de attım içerisine. Çay kaşığıyla karıştırdığım zaman gerekli olan aktivasyon enerjisini aşağıya çektim. Tepkimeyi hızlandırdım çay kaşığı tepkimeden hiç bozulmadan çıkacak. Tekrar tekrar kullanabileceğim. Enzimlerin o muhteşem dört özelliğini unutma. ADP'ye fosfat ekleyerek ATP üretilmesine fosfat eklendiği için fosforilasyon ismini veriyorduk. ATP'den fosfat koparsa ADP açığa çıkarsa ATP'nin yıkımına ise de fosforilasyon ismini veriyorduk diyeyim gençler. Karbonhidratların monomeri kimdi? Monosakkaritlerdi ki monosakkaritleri de 5 karbonlular ve 6 karbonlular olarak gruplandırmıştık. Monosakkaritlerden de 6 karbonlulardan glikoz en çok karşımıza çıkar diyeyim. Proteinlerin monomerleri ise amino asitlerdir. Hatırlarsanız doğru yanlış sorularında zaten bunun ipucusu vardı. Mesela bu yazılıya girmiş olsaydınız hatırlayamadın hatırlayamadın doğru yanlışları çevirip oradan da bir şeyler çıkartabilirdin. Orada ne diyordu? Karbonhidratların yapı taşı olan monosakkaritlerin arasında glikozit bağı, proteinlerin yapı taşları arasında yapı taşı olan amino asitlerin arasında peptit bağı kurulur diyordu. Yani bu tarz sınavlarda doğru yanlış boşluk varsa biraz Tüm soruları okuyun. Ya ben zaten bilmiyorum sıfır alacağım çıkayım sınavdan deme. Belki bir taraflardan diğerlerini çıkartabilirsin diye. Buradan da yine eşleştirmeli boşluk doldurmalı bir kısma geleyim. Aynı mantık polipeptit poli ne demekti çok peptit kimin arasında var proteinlerin yani çok peptit bağı bulunduran bir şey bu. Polipeptit dediği şey proteindir aslında gençler. Polipeptitler yani amino asitlerin birleşmesiyle oluşan zincirler üst üste katlanmalar yapıp üç boyutlu bir yapı kazanınca biz onlara polipeptit ismini veriyoruz. O zaman bakacak olursam polipeptitlerin yapısında kimler var? Amino asitler var. En sayıda amino asit bir araya gelirse tabii ki polipeptit sentezlenecek. En eksi bir sayıda da su açığa çıkacak. En sayıda nükleotit kimin birimi nükleotit nükleik asitlerin o zaman buradan tabii ki bir nükleik asit sentezlenecek en eksi bir sayıda da su açığa çıkacak 3 tane yağ asidi 1 tane gliserol ile birleştiği zaman buradan bir trigliserit yani bitki trigliserit. Bitki ve hayvanlarda yağların depo şekli olan büyük yağ sentezleniyordu. 3 molekülde su açığa çıkıyordu. Bileşik enzime baktığımız zaman yapısında yardımcı kısım olarak ne varmış? Mineral varmış. Bir de bunun tabii ki proteinden oluşan kısmı meydana gelecek. O zaman ben bir bileşik enzimi parçalar bir protein kısım açığa çıkar ana kısım apoenzim dediğimiz kısımdır bir de mineral madde çıkmış tabii ki burayı vitamin olarak da verebilirdim ATP'yi parçalarsak adenozin tri fosfattan e, suyla tepkimeye girerse fosfat koparsa adenozin di fosfat kalır yani iki fosfat bir fosfat daha zaten üç fosfat yapar diyeyim. Grafikli sorularımıza da geldim. Enzimlerin çalışma hızına etki eden faktörlerle ilgili aşağıdaki grafikleri çiziniz diyor. Şimdi sıcaklığın iki türlü etkisi vardı. Enzimler yüksek sıcaklıkta bozuluyorlardı. Yani bir tüp koydu oraya enzim verdi. Aşırı yüksek sıcaklık 70-80 verdiyse geçmiş olsun. Enzimin yapısı bozuldu. Tepkime gerçekleşmez. Düşük sıcaklıklarda ise donuyordu. Yani yavaş yavaş ısıtılırsa tepkime gerçekleşebiliyordu. O zaman sıcaklıkla ilgili şöyle bir bakacak olursak. Yüksek sıcaklık boşar, bozar, düşük sıcaklıkta donar diyeceksin. Her reaksiyonun çalışabileceği optimum sıcaklık değeri de birbirinden farklı olacak. Mesela insan vücudunu düşündün, 37 santigrat derece vücut sıcaklığına sahibiz. 36,5-37. Bunun altı da olumsuz, üstü de olumsuzdur. Altına değinmesin, üstüne de çıkmasın. Enzim miktarı sınırlı, substrat miktarı artarsa reaksiyon hızı ne olur? Enzim miktarının sınırlı olduğunu düşünürsek sen elinde 3 tane enzimin var bir tane substratın var. Substrat miktarını arttırdın ikinci enzim de bağlandı. Üçüncü enzim de bağlandı. Tepkime ne oldu? Hızlandı. Sen substratı istediğin kadar fazla ver. Senin 3 enzimin olduğuna göre bir yerden sonra reaksiyon sabitlenecektir. Substrat yüzeyi dediğimiz zaman enzimler tepkimeye nereden etki etmeye başlayacaktı? Substrata dış yüzeyinden. Ben substrat yüzeyini arttırırsam enzimlerin etki edebileceği ekstra alanlar yaratıyordum. Ağzımda yemekleri iyi çiğnediğim zaman midemde kolay sindiririm ya. Çünkü ağzımda ne kadar çok çiğnersem onların yüzey alanını o kadar arttırmış oluyorum. İnhibitör maddeye baktığımız zaman reaksiyon hızını yavaşlatan veya durduran maddelere inhibitör inhibitör madde ismini veriyorduk gençler. İnhibitör maddeler de tabii ki tepkimeyi yavaşlatmış veya durdurmuş olacaklar diyeyim. Şu alt kısım görünmediyse şöyle de göstermiş olayım. Burada substrat yüzeyi burada inhibitör madde vardı diyeyim. Gençler bir tane de test sorusu çıktı karşımıza. DNA ve RNA ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. DNA iki zincirliydi. İki polinikliotit zincirinden meydana geliyor. RNA tek zincirliydi. O zaman Tamam bu doğru. DNA'da adenin, guanin, sitozin, timin nükleotitleri bulunuyordu. RNA'da adenin, guanin, sitozin, urasil nükleotitleri bulunuyordu. Bu da doğru. mRNA DNA'dan aldığı şifreleri ribozoma taşır. Protein sentezine DNA şifre veriyordu. Şifreyi alan kişi de mesajcı RNA dediğimiz mRNA'ydı. Tabii ki mRNA DNA'dan aldığı şifreleri ribozoma taşımış olacak. DNA ve RNA hücre bölünmesinden önce kendini eşler demiş. DNA kendini eşler de RNA eşlenebilen bir şey değil ki. DNA tarafından çekirdekte sentezlenen bir şey. O yüzden bu bizim için yanlış. DNA'da pürün bölü pirimidin bire eşitken RNA'da böyle bir eşitlik yok. Dur demiş. DNA'yı düşünecek olursan, pürinler kimlerde? Adenin artı guanindi Pirimidinler de timin artı stuzindi DNA'da adenin karşısına timin, guanin karşısına stuzin geldiği için pürin bölü pirimidin rakamlı sorularda çözmeye gerek yok. Bire eşit çıkıyordu gençler. RNA'da ise onun karşısında bu bunun karşısında bir şey yok. Tek iplikli bir zincir. O yüzden pürin pirimidine eşittir diyemiyoruz. Urasil de pirimidindi ama DNA'da bulunmadığı için yazmadık diyeyim gençler. Hemen diğer soruma da geçiyorum. Bir tarafta vitamin ve mineral çeşidini vermiş. Diğer tarafta da eksikliğinde görülen hastalıklardan bahsetmiş. Tabii ki çok fazla derecede hastalık görülüyor bu vitaminlerin eksikliğiyle. Biz birkaç tanesini yazacağız gençler. A vitaminini yeterli düzeyde alamazsam gece körlüğü dediğimiz karanlıkta daha loş görme Durumu söz konusu olabiliyor. Skorbut diş eti kanamasıydı. Tabii ki C vitamini eksikliğinde meydana geliyordu ama dediğim gibi bir sürü şey yazabilirim. Mesela ben buraya bağışıklık sisteminde zayıflama da yazabilirim. İşte e, antikor üretiminde azalma da yazabilirim. En bilindikleri üstünden gidiyoruz. B vitaminini yeterli düzeyde alamazsam beri beri dediğimiz kas hastalıkları ya da pellagre dediğimiz hastalık meydana gelebiliyordu. Tetani'ye baktığımız zaman Tetani'de tabii ki kalsiyum mineralini yeterli düzeyde alamadığımız zaman kaslarımızda meydana gelen bir hastalıktı. Demiri yeterli düzeyde alamazsam da anemi, kansızlık dediğimiz hastalık meydana gelmiş oluyordu. En bilindik örnekleri tabii ki bunlardır diyeyim. Sonra bize sayısal bir soru sorduğunu farz edelim. 1600 nükleotit bulunan bir DNA molekülünde 300 sitozin nükleotiti bulunmaktadır. Ben size şuraya çözmüş olayım. Şimdi bunda 300 tane sitozin nükleotiti varsa karşısında 300 tane de ne olmak zorunda gençler? Guanin olmak zorunda. 300 300 daha ne yaptı? 600. Toplam nükleotit sayısı 1600 olduğuna göre 600'ü sitozin ve guanin olduğuna göre bunun 500 tanesi adenindir. 500 tanesi de tabii ki timindir. Adenin nükleotiti sayısını sormuş. Adenin nükleotitinin kaç olduğunu bulduk. 500. Toplam hidrojen bağı sayısını sormuş. Guaninle sitozin arasında üçlü hidrojen bağı kuruluyordu. Adeninle timin arasında ikili hidrojen bağı kuruluyordu. Toplam sayıyı sorduğu için 300 çarpı 3'ten kaç tane üçlü bağ var? 900 tane üçlü bağ var. Sonra 500 adeninle 500 timin arasında ikili bağlar var. 1000 tane de buradan ikili bağ geldi. Yani toplam bağ sayımız tabii ki ikisini birbirine topladık gençler. 1900 tane bağımız oldu. Bir zincirindeki fosfat sayısını sormuş. Şimdi bu 1600 nükleotitten meydana geldiğine göre 800 nükleotit bu taraftadır. 800 nükleotit bu taraftadır. Nükleotit dediğin şey de azotlu organik baz 5 karbonlu şeker ve fosfattan meydana gelmiyor muydu? Bir nükleotitte bir tane fosfat olduğuna göre 800 -100 nükleotitte tabii ki 800 tane fosfat vardır. Adenin karşısına timin. Guanin karşısına sözün geldiğine göre adenin artı guanin bölü Timin artı stozin işlem yapmıyorum. Her zaman bir çıkmak zorunda. İstersen yaparsın 500 artı 300 dersin. Buraya da yine 500 artı 300 dersin. Cevabımız bir çıkar diyeyim gençler. Buradan da hemen organelleri eşleştireceğimiz bir soruya geçmiş olayım yanda bakteri, hayvan ve bitki hücre şekilleri numaralandırılarak gösterilmiş. Baktığımız zaman bir numaralı hücre kime aitmiş? Bakteri hücresine aitmiş. İki numarayla gösterilen bitki hücresiymiş. Üç numarayla da gösterilen hayvan hücresi dediğimiz hücresiymiş. DNA'sı çekirdekte bulunanlar dediğimiz zaman bakteriler prokaryottur. Yani çekirdekleri yoktur. Ama bitki ve hayvanların çekirdeği olduğunu biliyoruz hücre zarı bulunduranlar hocam hücre zarı bulundurmayan canlı mı var hepsinde olacak tek zarlı organel bulunduranlar bakterilerde zarlı organel bulunmaz ama bitki ve hayvanlarda bulunur ribozomu olmayan canlı mı var hocam ribozom herkeste bulunacak kloroplast bulunduranlar dediği zaman bakteriler prokaryottur çift zarlı kloroplastları olmaz. Bitkisel hücrelerde tabii ki kloroplast bulunacak hayvansal hücrelerde bulunmayacak. Mitokondrinin bakteride ne işi var ama bitkiler de oksijenli solunum yapar hayvanlar da oksijenli solunum yapar mitokondri organeli taşır. Merkezi koful bulunduranlar dediğimiz zaman prokaryotlarda tabii ki koful bulunmaz. Bitki hücrelerinde genellikle merkezi koful bulunurken hayvansal hücreler Küçük küçük etrafa dağınık Kofullar bulunur Hücre duvarı bulunduranlar dediğimiz zaman Bakterilerin çok büyük bir kısmında Peptidoglikan yapılı hücre duvarı var ee, bitkilerde yine hücre duvarı bulunacak. Hayvansal hücrelerde ise hücre duvarı bulunmayacak diyeyim gençler. Bulunduran hücrelere bakmadım şuraya artı koydum. Bulundurmayanları ise ben eksi koydum gençler. Artı eksi yaparak da tabii ki sorumuzu çıkartabiliriz diyeyim. Hemen diğer eşleştirme soruma geçiyorum. Aşağıdaki organellerin gerçekleştirdiği bazı görevler verilmiş. Buna göre bu görevlerle aşağıda verilen organelleri eşleştiriniz diyor. Şimdi protein sentezine baktığımız zaman protein sentezinin gerçekleştiği organel tabii ki ne olacak? Ribozom organeli olacak. O zaman birle gösterilenin J'ye gitmesi gerekiyor. Aşağısı görünüyor mu? Bir bakayım ekrana. Evet. Yağ sentezi ve kalsiyum depolama özelliğine sahip olan endoplazmik retikulumdur. Endoplazmik retikulumu ikiye ayırdık granüllü ve düz olmak üzere protein sentezi yapanlarda granüllü endoplazmik retikulumda gerçekleşiyordu. Bu olaylar yağ sentezi yapanlarda da düz endoplazmik retikulumda gerçekleşiyordu. O zaman ikiyi de ı'ya almış oldum. Hücre içi sindirim yapan tabii ki lizozom organeli dediğimiz organeldir. Onun da A'da olduğunu gördüm. Fotosentez tepkimeleri kloroplast denilen organelde gerçekleşir. O da tabii ki E'ye düşmüş oldu. Yeşil dışındaki renklerin oluşmasını sağlayan plastitimiz kromoplasti. O zaman o da F oldu. Oksijenli solunum ökaryot hücrelerde tabii ki mitokondri organelinde gerçekleşecek. O zaman altının B'ye gitmesi lazım. Nişasta depolama özelliğine, madde depolama özelliğine sahip olan lökoplast adını verdiğimiz organeldi. O zaman C'yi buraya verdim. Maddeleri paketleyen, salgılayan ise Golgi organelimizdi. O zaman G'nin buraya gelmesi lazım protein sentezi yapıp taşıyabilen tabii ki üzerinde ribozomlar taşıyan granülle endoplazmik retikulumdur. Atık maddelerin depolandığı kofullarımız vardır mesela. Kofulu çok fazla derecede çeşitlerini görüyoruz. Sentrozom organeli de hayvansal hücrelerde iyi ipliklerinin oluşumunu sağlayan organelde yani 11'inde D'ye gitmesi gerekiyordu diyeyim. Buradan da diğer bir soruma geçiyorum. Çekirdekle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Ökaryot hücrelerde bulunurken tabii ki çekirdek prokaryot hücrelerde bulunmuyor. Çekirdek zarı, çekirdek sıvısı, çekirdekçik ve kromatin iplik dediğimiz genetik materyalimizden meydana geliyor. Hücre bölünmelerinin denetlenmesi, metabolik faaliyetler tabii ki çekirdeğin kontrolünde gerçekleşecek. Çekirdek sıvısının bileşimine bakıyoruz. Sitoplazma ile aynıdır diyor. Fakat yoğunluğu tabii iki daha fazla oluyor. Çekirdek zarındaki porlar hücre zarındaki porlardan daha büyüktür diyor. DNA, RNA, ATP, enzim gibi büyük moleküller geçebilir diyor. Büyüktür demesi doğru, sadece şurada DNA'yı alması yanlış. Çekirdekten DNA dışarıya çıkamaz ki diyeceğiz gençler ve bu da bizim son sorumuzdu. Hemen şimdi yazılımıza aslında bitiriyoruz. Ödüllü soruya geçiş yapacağım. Gençler ama Tonguç Plus'tan da bahsetmek istiyorum. Canlı derslerimizde zaten bahsediyorum. Tonguç Plus'ta Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, felsefe, kimya, biyoloji, İngilizce gibi fizik gibi tüm derslerin konu anlatımları var. Aynı zamanda Tonguç Plus'ta her yazılının provaları buradakinden daha fazla sayıda. Gençler tüm derslerden iki adet yazılı provası var. Konu anlatımları ve deneme sınavlarımız da var. Tonguçakademi.com'da tabii ki girerek paketi satın alabilirsiniz diyeyim. Gençler yorumlarınızın bizim için çok önemli olduğunuzu da biliyorsunuz. Video size yararlı oldu mu? Bizden istediğiniz başka neler var? Sorumu çözelim. Tüm konuları baştan sona mı anlatalım? Bunları yorum kısmına yazın istiyoruz gençler. En son ödüllü soruyu da gösteriyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağıya bekliyorum. Hepinize yazılınızda bol bol başarılar diliyorum.